Ne demişler? Gez dünyayı, gör Konya'yı. Benim de Maggie ile çıktığım lezzete yolculuğumun ikinci durağı, ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın memleketi Konya'ydı. Konya serüvenimi bana eşsiz misafirperverliği ile eşlik eden Konyalı takipçim Gülizar ile başladım. İlk durağımız Gülizar'ın kahvaltı için seçtiği Japon Parkı oldu. Konya Japon Parkı, şehrin içerisinde hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkan vaha gibi. Aynı zamanda tam bir lezzet durağı ve doğa cenneti. Konya'nın geçmişin izlerini taşıyan camilerini, tarih kokan sokaklarını gezerken kendimi zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissettim. Hayatın koşuşturmasından sıyrılıp sanki huzur dolu bir diyara geldim. Gelmeden önce hep huzur şehri olarak duyduğum Konya'ya neden böyle dendiğini yaşayarak öğrendim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mevlana'dan şeker almaya geldik biz. Bunlar sanırım birkaç çeşitmiş. Çilekli olanı var, sade olanı var, portakal aromalı olanları var. Ama en makbulü sade olanı galiba. Sadedir. Konya'nın neyi meşhur denince ilk akla gelen etli ekmeği. İsminden dolayı insan ekmeğin içinde et bekliyor. Aslında bir çeşit etli pide gibi ama eşsiz bir lezzet. Biz de bu eşsiz lezzeti tatmak ve yapılışını görmek için soluğu Azra'da aldık. Şimdi senin tridinde çok metini duyduk. Böyle acayip lezzetli, bol tereyağlı, et sulu harika bir tridim varmış. Geçmişte evlerimizde kalan bayat ekmekler atılmasın diye et suyuyla hazırlanan trit, bugün malzemeleri zenginleştirilerek eşsiz bir lezzete dönüşmüş. İstenirse patlıcanlısı, istenirse etlisi ya da Adana kebaplısı yapılan tritin, biz bugün Adana kebaplısını tattık ve lezzeti damağımızda kaldı. Yöresel lezzetlerimizi ve kültürümüzü keşfetmek için çıktığımız bu yolculukta Konya bana yepyeni deneyimler kattı. Harika lezzetlerin yanında mutluluğun ve huzurun aslında içimizden geldiğini yeniden keşfetmemi sağladı. Her anı bambaşka sürprizlerle dolu bu serüvenin yeni keşiflerini şimdiden iple çekiyorum.